Evet, sevgili geniş açı izleyicileri, son bölümde karşınızdayız. Profesör Doktor Yusuf Ziya İrbeş ile birlikte ülke gündemini en sonda İmralı görüşmelerini değerlendiriyoruz. Hocam, reklama gitmeden önce Evet. eğer siz bu dört parti Anayasa Komisyonu'nda gereken anayasayı oluşturamazsanız 31 Mart, daha doğrusu Mart'ın sonuna doğru vatandaşa giderim ben kendi anayasamla dedi. Nasıl bir anayasa olacak peki Şimdi bu anayasada? vatandaşa gitmekten kimse korkmuyor. Vatandaşa, biz zaten vatandaşı seçti insanlarız. Orada bir problemimiz yok. Evet. Yalnız Türkiye'de hem seçimin daha demokratik, hem vatandaşların eğilimlerinin daha isabetli bir şekilde meclise yansıması da isteriz. Burada bir sıkıntımız yok. Evet. Ama seçim kanunu konuşulmuyor. Bunlar konuşulmuyor. Türkiye'de seçimlerin ne kadar demokratikleştirilmesi gerektiği konuşulmuyor. Sadece konuşulan Türkiye'de 66. maddenin efendim orada Türk kavramının değiştirilmesi mi? İkincisi, dünyanın hiçbir yerinde 10 tane lisanla bir ülke yönetilmez. Ama herkesin ana diline saygı gösterilir. Burada bir sıkıntımız yok. Ama Türkiye'de bir şey yapılmaya çalışılıyor. Efendim 1982 yılında Kürtçe ben yasaklamadım. Yasaklayan o dönemin ihtilal hükümeti. Efendim yasaklanmış. Onun için de biz bu ha ben insan sorar. İhtilal hükümetini hükümeti size hizmet için mi oradaydı diye sorar. Aklına gelir insanın. Ben ihtilal hükümetinin yaptıklarına göre Türkiye'de bir davranış biçimi geliştiremem. Onun için Öcalan'ın yaptıklarına göre de bir davranış biçimi geliştiremem. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre bir davranış biçimi geliştirmem lazım. Peki terörün bitmesi Türkiye'nin bir ihtiyacı değil mi Sayın Terörün İrbeç? bitmesi ihtiyacı ama terörle hak alınması noktası Türkiye hükümetinin yapması gereken bir iş değil. Terörle hak alınma noktası da getiriliyor. Efendim açlık grevini şunları Öcalan'ı devreye sokarak ancak bitirebiliriz deniyor. Ve Öcalan devreye sokularak psikolojik bir Öcalan üstünlüğü sağlanmaya çalışılıyor. Yanlış olan budur. Yazık olan budur. Şimdi o zaman Öcalan hapiste ise hapisten bir örgüt yönetilebilir mi? Böyle bir mantık var mı? Başkaları yönetemiyor. O nasıl yönetiyor? Bunun bir kere düzeltilmesi lazım. İkincisi, BDP'nin görüşleri belli. Türkiye'de biz farklı bir işte devlet istemiyoruz deniyor. Biz sizinle birlikte yaşamak istiyoruz deniyor. Fakat bir devletin oluşturulması için neler yapılması gerekiyorsa bizden isteniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde örnek olarak veriyorum. Ana dil resmi olarak anayasada yoktur. Ama 33 tane İşte eyalet ana dili resmi olarak kararlaştırmış. Ana dil Türkçe demiş. 52 eksi 33, 19 tanesi ise bu konuda ana dil İngilizce mi olur olmaz mı bunun tartışmasına da girmiyor. Fakat ne oluyor? Amerika'da bugün insanların %96'sı iyi veya çok iyi düzeyde İngilizce konuşuyor. Ve hiç kimse İngilizcenin Amerika'da birinci ekseriyet değil, esas lisan olarak konuşulmasını yadırgamadığı gibi bunu çok normal karşılıyor. Şimdi Türkiye'de siz Türkçe öğretmeye kalkıyorsunuz herkese. Efendim Türkçe öğretilemez. İlk önce birinci başka bir lisan öğretilmesi lazım. Böyle bir mantık yok. Şimdi bunu biz 24 saatlik Kürtçe yayınında da gördük. Şimdi Barzani ve Talabani. Birisi Goranice konuşuyor, birisi Zoranice konuşuyor. Türkiye'de de lehçeler var. Siz sadece bir lehçe üzerinde bir 24 saat yapmaya çalıştınız. 24 saatlik bir yayın. Zazalar dediler biz anlamıyoruz. O zaman 1-2 saatte Zazaca yapalım. Yani bir şekilde
herkesi kucaklayacak bir sistem üzerinde çalışmıyorsunuz. Bir yere doğru gidecek bir sistem mi kaşıyorsunuz? Mantık bozuk. O mantığın düzeltilmesi lazım. Yoksa şu ana kadar doğuda, güneydoğuda görev yapmış olan savcıların, hakimlerin lisanını konuşamadığı birisini bundan dolayı kapı dışarı ettiği görülmemiş. İhtilal hükümetleri hariç. Evet. Bunlara ya bir tercüman bulunmuş. Ya efendim bir şekilde bunların işte avukat verilmiş. Bir şekilde dertleri dinlenmiş. Ben 14 yaşındayken İtalyanca mahkemede tercümanlık yaptım. Kaş'ta çalışırken garson olarak bir gün bir baktım ki beni bir polis arıyor. Mahkemeye düşmüş bir İtalyan. Gelir misin? İtalyanca konuşuyordum o zaman. Dediler, demek ki mahkeme göndermiş onu. Hemen gittik. Mahkemede İtalyanca tercümanlık yaptık. Oradaki hakim, efendim siz İtalyanca konuşmuyorsunuz. Ben sizin ifadenizi alamam diyemiyor ki. İngilizce konuşan için de ha, bunları yapan bir Türk hakimi elbette ki kendi vatandaşının derdini dinler. Ha, hakimler derdini dinlemez. Hakimleri farklı göster. Mutlaka ana dilde savunma hakkı şarttır. Bunu önceden örselediler. Mantık yanlış. Önceden örseleyenler yok. Ha, ihtilal hükümetiyle beni karıştırma. Beni karıştırırsan ihtilal hükümetiyle veya demokratik olarak seçilmiş bir meclisi karıştırırsan, bunların yaptığı kanunları, bunların atadığı hakim ve savcıları karıştırırsan bu olmaz. Şimdi biz armutla elmayı karıştırarak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Başbakanın mantığı bunun için yanlış diyorum. Bu yoldan dönülmelidir. Ben 1978-86 yılları arasında Viyana'daydım. Hemen yanımda Tito vardı. Tito o dönemde 77 ülkenin bağımsızların başkanıydı. Fakat Tito ne zaman kontrol edilemez bir şekilde özgürlükleri yanlış kullananların eline verdi, Yugoslavya parçalanma sürecine girdi. Her ülkenin parçalanma sürecine karşı bir milli refleksi olması lazım. O hele hele bu kadar stratejik, bu kadar hassas bir bölgede milli refleksi olmadan olmaz. Evet. Burası bütün dünyanın enerji kaynaklarının, bütün dünyanın göz diktiği bir yer, üzerinde hassasiyetle durduğu bir yer, enerji kaynaklarının geçiş koridoru olabilecek bir nokta. Suriye'deki olan kriz sadece Suriye halkıyla ilgili bir kriz değil ki. Suriye'deki krizin altında bir enerji paylaşım politikası yatıyor. Evet. Bir örnek verecek olursam, Katar Avrupa Birliği'ne toplam Avrupa Birliği gaz ihtiyacının %10'unu veriyordu. Buradan İran ve Türkiye üzerinden veya Suriye Türkiye üzerinden bir gaz hattı oluşturulur ise, Katar'ın bu Avrupa Birliği pazarına verebileceği gaz oranı, tabii gaz oranı %30'a kadar çıkabilir. Böyle bir durumda Rusya'nın monopolünü etkiliyor. Rusya Kuzey Koridoru'ndan bu gazı vermek istiyor. Evet. O zaman direkt olarak görüyorsunuz ki Rusya müdahil oluyor bölgeye. Yani bölgedeki dengeler çok hassas. O hassas dengeler içerisinde bizim birlik bütünlüğümüzü korumamız lazım. Korurken de biz birbirimizi bütünleştirici olmak zorundayız. Birbirimizden ayrıştırıcı olamayız. Ve şehitler üzerinden siz politika yapıyorsunuz deniliyor. Sayın Başbakan bunu söylüyor bize. Ama kendisi Öcalan'ın öldürdüğü insanlar üzerinden politika yapıyor. Öcalan durup dururken hapse atılmış değil ki. Öcalan durup dururken Afrika'dan buraya getirilmiş değil ki. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman
bir denge göremiyoruz. Bir planın uygulandığını görüyoruz. Bizim itirazımız odur. Bir plan uygulanıyorsa o plan milli midir? Ne kadar millidir? Gelsin mecliste açıklasın. Hocam biraz önce dediniz ki anayasada felaket uçurumlar var. Daha önceki anayasalara karşın etnik kökenleri sürekli ayrıştırmacı bir başbakan. Evet. Türk milliyetçiliği ayaklarımın altındadır diyen bir başbakan dediniz. Ancak son günlerde basına düşen anketlere baktığımız zaman nedense sürekli AK Parti'nin oylarının ya sabit olduğu ya da o birkaç puan yükseldiğini görüyoruz. Şu mu eksik olan, vatandaş hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmiyor mu? Niçin güvenmiyor şimdi, mu? Derseniz eğer madem bu kadar yanlışlıklar yapılıyor, üst üste yanlışlıklar yapıyor, bunu dışarıdaki vatandaş görmüyor mu? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yeterince anlatamıyor mu hocam? Şimdi burada müsaade ederseniz ben biraz politik davranmak zorunluluğunu hissediyorum. Şu anda ben Milliyetçi Hareket Partisi kongresine katılmadım. Hı hı. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne geri dönen bir milletvekiliyim. Haklarım gereği böyle olması gerekiyordu. Ve burada politika yapıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçmiş olan bir irade var. Hı hı. Bu iradeye karşı benim saygılı olmam gerekiyor. Fakat vatandaşlarımızın da bir tercihi vardır. Hı hı. Bizim hedefimiz burada Milliyetçi Hareket Partisi iktidar yapmaktır. Veya bu anlayışı halkın lehine çevirecek bir fonksiyonu üstlenmemizdir. Hı hı. Bu fonksiyonu üstlenmek de elbette ki iktidardan geçer. Ben bütün gücümle, bütün gayretimle bu partinin iktidar olması için üzerime ne düşecekse bundan sonra, ne düşüyorsa yapacağım. Hı hı. Ama halkın tercihi, halkın bakış açısı herkesin bildiği gibi ortada. Muhalefetin daha güçlü olmasını istiyor. Daha güçlü bir alternatifin ortaya çıkmasını istiyor. Ve bir iktidar alternatifinin arayışı içerisindedir, hı hı, halkımız. İşte biz buna cevap vermeye çalışacağız bundan, evet, sonraki süreçte. Yani bundan sonraki süreçte yine biz vatandaşa Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha iyi noktalara, hatta iktidara taşıyabilmek için yapılan bu yanlışlıkları ortaya koymak zorundayız diyorsunuz. Evet. Yine devam edelim dünkü görüşmeyle ilgili olarak, evet, Sayın İrbeç. Dün şunu söyleyenler de çıktı. Bu görüşmeler olumlu, şu anlamda olumlu. Hani biraz önce söylemiştim ya, artık akan kanlar dursun istiyoruz, analar ağlamasın istiyoruz diyen görüşte Türkiye'de hakim. Evet. Analar ağlamasın, biz de istiyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok. Herkes istiyor onu. Önemli olan bunun kiminle pazarlık edildiği konusu. Bu pazarlık milletle mi yapılıyor? Terörist başıyla mı yapılıyor? Bu pazarlık başka bir güçlerle mi yapılıyor? Bunun ortaya çıkması lazım. Türkiye Cumhuriyeti devleti bağımsız, özgür bir irade ortaya koyabilmelidir. Bu özgür iradeyi koyabildiğine ben inanır isem bağımsız bir şekilde problem yok. Evet. Ama önüme dayatılacak anayasa, önüme dayatılacak ayrıştırıcı bir anlayış, anayasa yapım süreci, aynı zamanda da paralel bu işin çözümü. Bu işin çözümünü anayasanın psikolojik olarak yapılması gibi, yapılmasını destekleyecek gibi öne sürülmesi ve anayasa yapımında Öcalan'ın elinin güçlü olarak lanse edilmesinden ben rahatsızlık duyuyorum. Bu anayasanın yapımı Öcalan'a kalmışsa işimiz felaket. Peki bu anayasanın yapımı Öcalan'a kalmışsa dediniz de o yargıya nereden vardınız? Bakın MHP istemiyor. CHP istemiyor. AK Parti'nin, AKP'nin böyle bir
sayısı yetmiyor. Hı hı. O zaman BDP'den yardım alması lazım. Şimdi bu bardak, bu bardağın tam dolu olabilir ama taşması için belki 5-6 damla daha koymanız gerekebilir. Hı hı. O damlayı koyacak olan BDP'dir. Ben o damlanın BDP tarafından konulmasını istemiyorum. Yanlış. Niye? Çünkü dayatma geliyor arkasından. Ha, ben kimseyi dışlamıyorum. Ama biz Türk milliyetçisi derken Kürtleri dışlayan veya başka grupları dışlayan bir milliyetçilik yapmıyoruz ki. Biz evet. Herkesi kucaklayan bir milliyetçilik yapıyoruz. Ama BDP'nin savunduğu politikayı herkes biliyor. Kürtler üzerinden politika yapıyor BDP. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsini kucaklayan bir politika yapmıyor ki. Öyle bir BDP ile siz anayasa yaparsanız o zaman ben elbette derim ki Öcalan'ın katkı sağlayacağı, katkısı olmadan yapılacak bir anayasa görünümünü ben elbette istemem. Evet. Yine devam edelim. Hocam, eğer arkadaşlarımız süreyi de bize bir söylerlerse ne kadar kaldığı noktasında yeni bir konuya da devam edeceğiz. Hocam, eğer bu yeni anayasa biraz önce Sayın Başbakan'ın evet. söylemiş olduğu, eğer Mart sonuna kadar bu dört parti yeni bir anayasa yapamazsa evet. biz kendi anayasamızda halka gideriz, referanduma gideriz. Bu anayasa... Kendi anayasasıyla referanduma gidemez. Çünkü kendi anayasasıyla BDP desteklerse veya MHP desteklerse veya CHP desteklerse referanduma gidebilir. Bunun anlamı şudur. Siz yapmıyorsanız CHP ve MHP'ye, BDP'yi desteklerse giderim diyor. BDP'den destek alarak giden bir anayasa da direkt Öcalan'dan destek alan bir anayasadır. Bunu da herkes bilmesi lazım. Peki kabul edilir mi bu anayasa, referanduma geçer mi sizce? Ben Türk milleti adına karar veremem. Türk milleti karar verecek. Biz o zaman ne gereki, nasıl anlatılması gerekiyorsa dağ taş dolaşır bunu anlatırız. Ben Antalya milletvekiliyim, biliyorsunuz. Antalya'da AK Parti'deydim ben o zaman, AKP'deydim. Anayasanın bir kısmı doğru, bir kısmı yanlış. Hatta ben 8. maddenin düşmesi konusunda çok aktif bir görev de üstlenmiştim o zaman. Antalya'da biz anlattık, her tarafa gittik. Hı-hı. Hayırlar evetten çok fazla çıkmıştı. Hatırlarsınız Antalya'da. %44'te 56 gibi bir rakamdı. Yani biz yine anlatırız. Evet. Ama halkın vereceği karara da ben bir şey diyemem. Çünkü demokrasiyi savunuyorsak ama doğruların anlatılması lazım. Doğrular, bu şekildeki bir anayasa yapım süreci yanlıştır. Yazıktır. Milleti böler. Milleti gruplaştırır. Hocam, asırların getirdiği bir Türk kimliği var. Ve Türk anlayışı var. Bu anlayışı siz silip atamazsınız ki. Bu kana bağlı bir şey değil bu. Bu kardeşliği pekiştiren bir anlayış. Evet. Hocam, az da bir süremiz kaldı. Değerli izleyicilerimizden gelen sorular da var. Evet. Zaman zaman ben onları sordum ama bir tanesi var ki çok ilginç. Sayın Ertuğrul Sevim göndermiş. Sayın İrbeç, öncelikli olarak başarılar diliyorum ancak bağlı bulunduğunuz ya da partisinde mensup olduğunuz partide genel başkanlarla ters düşmenizin bir sebebi var mıdır diye bir soru gelmiş. Şimdi ben hep açık oldum. Hı hı. Ve bundan sonra da açık olmaya devam edeceğim. Benim derdim bir yerde koltuk değil. Öyle olmuş olsa iktidar partisini bırakıp başka bir partide politika yapmam. Şu anda muhalefette politika yapıyorum. Hı. Ben ilke insanıyım. İlkelerim doğrultusunda bu partinin, şu andaki bulunduğum partinin Türkiye'de iktidarda hizmet edeceğine inanan birisiyim. Ben müşavereye inanan birisiyim aynı şekilde. Demokratik bir mücadelenin her zaman yanında olmuşum. Türkiye'de bunlar olur. Türkiye siyasetinde bunlar yabancı olduğumuz şeyler, uygulamalar da değil. Evet. Ama ben mücadeleci birisiyim.
partimin de iktidar için aynı mücadeleyi yaparım. Bundan sonra da yapacağım. Toparlamak gerekirse eğer ne söylenilebilir tüm konular hocam, hem Suriye hem açılım hem İmralı noktasında. Özetlemek gerekirse çünkü tabii, programda son olarak dış politikada bütün faktörlerin dikkate alınarak dostluk bazında bir çözümün bulunması, insanların ölmesinin önlenmesi, bu iç politika içinde geçerlidir. Ama ayrıştırıcı bir üslubun kullanılmaması gerekir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızın İstiklal şairimiz diyelim. Hı hı. O bile ben Arnavut'um ama bu ülke tehlikede diyebiliyor 100 sene önce. İster Arnavut, ister başka bir ırka mensup olsun, bu ülkenin tehlikede olduğu dönemde hepimizin kardeş olarak bir arada bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Sayın Yusuf Ziya İrbeç ile birlikteydik bu akşam geniş açıda. Neleri konuştuk efendim? Suriye'yi konuştuk. Özellikle Sayın İrbeç şunun üzerinde durdu. Silah ticaretinin tamamen kontrol altına alınması gerektiğini, Esad'ın gitmesinin çözüm olmayacağını, kalmasının da çözüm olmayacağını, ancak tarafların bir masa etrafında Suriye'nin geleceği için görüş bildirmelerini ve anlaşmalarını gerektiğini söyledi. Açılım noktasında Sayın Başbakan'ın başkanlık sistemine gidebilmek için böyle bir süreç başladı. İmralı konusunda da dünkü İmralı görüşmelerinin ardında da Abdullah Öcalan'ın biraz daha halk nezdinde sevgisinin arttırılması amaçlanıyor dedi. Hemen akabinde de bu anayasa, eğer bir anayasa yapılacaksa bu anayasa BDP ve AK Parti'nin anayasası olacak. Aynı zamanda Abdullah Öcalan destekli bir anayasa olacak dedi. Bizden bu akşamlık bu kadar efendim. Programın tekrarını yarın akşam saat gece 1'de tekrar izleyebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyorum.